Efendim iyi akşamlar. Bugün 11 Haziran 2016 günlerden cumartesi. Hafta sonu gündemiyle ERT Televizyonu ana haber bülteninde karşınızdayız. Ve Karapınar'dan önemli bir gelişmeyle bu akşamlık bültenimize başlamak istiyorum. Karapınar yakınlarında bulunan Acıgöl'de 20 yaşındaki bir genç kız maalesef hayatını kaybetti. İşte haber hakkındaki ayrıntıları ekranlarınıza getirelim. Karapınar'da düştüğü gölden polis tarafından çıkarılan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karapınar'a 10 kilometre uzaklıktaki Acıgöl'e gezmeye giden 20 yaşındaki Makbule A, kayalıklarda gezerken dengesini kaybedip suya düştü. Halat yardımıyla göle giren polis memuru Resul Özüçan'ın sudan çıkarttığı genç kız, Karapınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahaleden sonra Konya'ya sevk edilmişti. Ancak durumu ağır olan Makbule A, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediyesi tarafından komek kursları devam ediyor. Bir de bu kurslara kayıtlar vardı ve son başvuru tarihi 12 Haziran'dı. Ancak yoğun istek üzerine komeye olan kayıtlar 17 Haziran Cuma gününe kadar uzatıldı. Varlık sebebi olan ve görkemli duruşlarıyla olduğu... Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Komek, Yaz Okulu ve Komek başvuruları yoğun ilgi üzerine 17 Haziran Cuma akşamına kadar uzatıldı. Ve zarafetin nakış nakış işlendiği... Genç Komek, Yaz Okulu 8 ve 16 yaş grubu arası öğrencilere sanat, din, değerlerimiz ve sporla ilgili dolu dolu bir yaz yaşatmayı hedefliyor. İnsanlara faydalı olandır düsturuna uygun ve insana yatırım, eğitime destek bilinciyle sosyal... Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Komek bünyesinde Konya genelinde yaptığı yaz okulu ve komek kayıtları devam ediyor. Çok sayıda kurum ve kuruluşun katkısıyla şehrin tamamında geniş kapsamlı olarak yapılacak Genç Komek Yaz Okulu 8 ve 16 yaş grubu arası öğrencilere sanat, din, değerlerimiz, spor, doğa kampları, kariyer buluşmaları ve şehir turları ile dolu dolu bir yaz yaşatmayı hedefliyor. Arkadaş gruplarını Komek'te oluşturanların Konya ve ilçelerinde 98 farklı noktada 36 komek merkezi, 34 okul, 12 spor salonu ve 16 yüzme havuzunda yapılacak olan komek yaz okulu kayıtları gösterilen ilgi nedeniyle 17 Haziran Cuma akşamına kadar uzatıldı. Ya da dolaylı olarak istihdama katkıda bulunuyor. Değerli izleyenler, Belediye Başkanı Özkan Özgüven dün akşam mahalle muhtarlarına iftar yemeği verdi. Verilen iftar yemeğine AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de katıldı. Belediye Başkanı Özkan Özgüven muhtarlarla iftarda buluştu. Özgüven tarafından verilen iftar yemeğine AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Muhtarlar katıldı. İftara katılan misafirlerle yakından ilgilenen Özgüven, iftarların birlik ve beraberliğe vesile olduğuna dikkat çekti. Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu vurgulayan Özgüven, muhtarlardan gelen talep ve istekleri karşılamak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde bültenlerimizde yer vermiştik. Hakkari Valisi Yakup Can Polat yeni valiler kararnamesi ile Konya'ya atandı ve 13 Haziran Pazartesi günü Vali Yakup Can Polat'ın görevine başlayacağı belirtildi. Konya'nın yeni valisi Yakup Can Polat pazartesi günü görevine başlıyor. Konya yeni valisi Yakup Can Polat'ı bekliyor.
Bakanlar Kurulu'nun 1 Haziran 2016 tarihi ve 2016-8864 sayılı kararnamesiyle Konya Valiliğine atanan Yakup Can Polat'ın görevine başlayacağı tarih belli oldu. Yakup Can Polat'ın 13 Haziran Pazartesi günü yeni görevine başlayacağı belirtildi. Geçtiğimiz hafta ekranlarınıza getirdik Huzurevi binasının büyümekte ve gelişmekte olduğunu. Bu akşam bir kez daha paylaşmak istiyoruz çünkü gerçekten de önemli bir konu. Vasfiye Ergin Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz hafta kameraların karşısına geçti. Huzurevi binasının hemen yanı başına Ereğli'nin en büyük Luna Parkı ve Çocuk Parkı'nı yapmayı düşünüyoruz dedi. İşte detaylar. Ereğli Vasfiye Ergin Huzurevi vatandaşların katkısı ile büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Başta olmak üzere. Allah razı olsun. Türkiye'nin en sıcak ortamlarından birine sahip olan Ereğli Vasfiye Ergin Huzurevi yapılan ek bina ile hizmet kalitesini arttırmayı hedefliyor. Pazarları, yatağı, dolapları, her şeyi. Tamam. Açılış haftada inşallah müracaat edenler olursa tabii biz Huzurevi olduğumuz için. Vakıf ve Huzurevi faaliyetleri hakkında bilgi veren Vasfiye Ergin Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, vakıf yönetiminin Cemil Dönmez, Neer Elmas, Arif Kökbudak, Recep Ataç, Kerim Koç, İlker Harmancı ve Mustafa Mert Köşker'den oluştuğunu, müdürlük görevinin ise Zeki Torun'a verildiğini söyledi. Kapasitemiz biliyorsunuz ilk başlangıçta 15-20 kişi başladık. Bugün kapasitemiz 40 kişi civarında oldu. İlk önce ilk yaptığımız yerin bir ilave yaptık, ikinci ilave yaptık, bu duruma geldik. İdeallerimiz, büyümelerimiz devam edecek inşallah. Bu arada şeylerimizi, en son yaptığımız yerlerimizi gördünüz. Asansörlü, efendim, odalarımız televizyonlu, banyolu, tuvalet odaları haline getirdik. Buradaki insanlarımız rahatlarını en iyi şekilde temin etmeye çalışıyoruz. Bu arada tüm Ereğli halkla, Ereğli'de oturan, oturmayan bütün Ereğli insanlar, yardımsever insanlarla vakfım adına buradaki yakalanan insanlar adına teşekkür ediyorum. Nihat Özdemir, Huzurevi binasının yanında Ereğli'nin en büyük Luna Park ve Çocuk Parkı'nı yapmayı planladıklarını açıkladı. Luna Park, Çocuk Parkı haline getireceğiz. Çok mükemmel, çok modern bir çocuk parkı olacak. Bu çocuk parkında yapımında Ereğli Belediye Başkanı'na görüştük. Her türlü maddi manevi desteklerini eskiyemeyecekti, yardım edeceklerini beyan ettiler sağ olsunlar. Konya Belediye Başkanı zaten 3 sene önce verdiği bir söz var. O da her türlü yardımları eskiyemeyecekken söylediler. Modern bir şey yapacağız, peyzaj müesseslerini yapacağız bir projeyi buna tatbik edeceğiz. Buradaki gayemiz gelen çocukları, o çocuklara belki ailelerini buradaki yaşlılarımızla kaynaştırmak. Onlarla iyi ilişkiler içine girmek. Onların boş zamanlarını onlarla doldurmak. O çocukları bunlara tanıtmaktır. İnşallah o kadar şimdiye kadar zaten ne ideal etmiştik, ne düşünmüşsek Allah bize yardım etti, yaptı. Çok şükür. Bütün Ereğli'den yönetimi sayesinde sağ olsun arkadaşlarımız hiçbir zaman yardımlar esirgemediler. Burada buna gerçekleştirdikten sonra ben şunu iddia ediyorum, her zaman söylüyorum. Başbakan zamanında, Davutoğlu zamanında da daha önceki gelen milletvekili bakanlar söylemiştir. Biz Türkiye'nin en modern huzurevi değiliz ama en sıcak modern huzureviyiz. Ben Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun, Konya'da olsun birçok yerlerde huzurevleri merak sahibiyle gezdim. Emin olun o birinciliği ya ne sıcaklık birincisi aldık. Buradaki insanlar, buradaki hastalar, siz de gelip gidiyorsunuz sağ olun, Allah razı olsun, hiçbiriniz yardımlar, siz gelmiyorsunuz, sık sık bahsediyorsunuz, Ereğli'nin önüne getiriyorsunuz. Sıcaklık, insanlar sıcaklığı, insanlar rahatlığı yönünden iddia ediyorum, Türkiye'nin en sıcağıyız, en rahat huzur, en modern değiliz belki ama ona da inşallah adım attık.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın cuma buluşmaları devam ediyor ve dün de Karatay Sanayi bölgesindeydi. Burada vatandaşlarla buluştu, onların dert ve sıkıntılarını dinledi. Çözüm noktasında birim müdürlerine talimat verdi. Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Karatay Sanayi oldu. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Nur Camii'nde kılınan namazdan sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Selçuklu'da hizmet kalitesine katkı sağlayan buluşmalarda mahalle halkının istek ve önerilerini yerinde değerlendiren Başkan Uğur İbrahim Altay, birim müdürlerine çözüm noktasında talimatlar veriyor. Selçuklu'da belediyecilik hizmetlerinin ilçenin her noktasında sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayında da halkımıza en iyi hizmeti sunmak amacıyla çevre koruma ve kontrol, zabıta, park bahçeler, fen işleri ve sağlık işleri müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına yoğun bir gayret ile devam ediyor, dedi. Ayrıntıları ekranlarınıza getirdik. Şimdi kısa bir reklam arası, daha sonra Türkiye gündemi. KNS Ahşap Dekorasyon, Ereğli'nin tek ahşap dekorasyon mağazası açıldı. Kaliteli ürün ve bol çeşitle burada eviniz, bahçeniz ve iş yerleriniz için birbirinden farklı modellerde dekoratif ahşap ürünler, ev mobilyaları ve aksesuarları KNS Ahşap Dekorasyon'da. KNS Ahşap Dekorasyon'da yok yok, ev dekorasyon ürünleri, balkon, bahçe ve arsalarınız için salıncak çeşitleri, ahşap kamelya, ev ve bahçe mobilyaları, 3D mobilya kapak uygulamaları, ahşap iç dış dekorasyon uygulamaları, ahşap kapı pencere, mutfak dolabı, çocuk odası, yatak odası, vestiyer, banyo dolabı ve TV üniteleri, dresuar, fiskos, mutfak köşesi, sallanır sandalye, tavure takımları, çalışma masaları, makyaj koltukları, lambader ve binlerce model dekoratif ürün. KNS Ahşap Dekorasyon'la mekanlarınız artık daha şık olacak. KNS Ahşap Dekorasyon, Kansu İlhan. Adres: Ziya Gökalp Mahallesi Emniyet İlerisi. Telefon 0541 496 7744. Resto, organik meyveden yapılan nefis dondurma Resto. Kendi imalatımız bal badem, frambuaz, ahududu, karadutlu Resto, Antep fıstıklı, çikolatalı, sade ve meyveli dondurma Resto. Gösterişli sunumuyla sağlık deposu Resto dondurma. Sadece Resto'da. Önce Mehmet'i süzdük. Geceleri atıştırmak için lezzetli bir şeyler aradığını çözdük. Buse Naz'ı da süzdük, neden kahvaltı masasına bir türlü oturmadığını çözdük. Sonra Meltem'i süzdük. Tariflerinde neyin eksik olduğunu çözdük. Gördüğünüz gibi biz bir peynirden çok daha fazlasını süzdük. Aradığınız peynirin sırrını çözdük. Taptaze sütten nefis Torku süzme peynir. Torku, doğal olarak bizden. Üreticinin iş ortağı Yiğit Tarım'dan süper hizmet. Zaman ve işçilikten kazanmak için köstebek sulama sistemleri. Yonca ve çayır bitkilerini sulamak artık çok kolay. Köstebek sulama sistemleriyle tanışın. Tarlanızda 5 yıl boyunca sulama ve biçim sırasında karşılaştığınız tüm sorunlardan kurtulun. Boru aktarma, biçim geldi boru sök,
tak veya tarladan çıkar derdine son. Köstebek toprak altı sprinkleriyle çiftçiliğin keyfini sürün. Zaman ve işçilikten kazanmak için Köstebek sulama sistemleri. Köstebek'le tanışın, size sadece vanayı açmak ve kapatmak kalsın. Suyu açtığınızda yerin altında gizli olan Köstebek sulama sistemleri otomatik olarak 60 santime kadar yükselir ve yağmurlama sulama işlemine başlar. Suyu kapattığınızda ise otomatik olarak toprağın altına kendi iner. Böylece boru aktarma ve biçim zamanı boru toplama işinden kurtulmuş olursunuz. Siz de Köstebek sulama sistemleriyle tanışmak istiyor ve yapılan işleri yerinde görmek istiyorsanız hemen arayın. Bilgi destek için telefon 0332 734 54 49 0532 615 80 09. Adres Ereğli Adana yolu üzeri 1. kilometre. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratben'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratben İnovatif serisinden. Selenit. Fratben. Fratben Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratben Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Çok yaşlandım artık. Bunca yükü taşıyamıyorum. Ah, sen bir de bana sor. Yorgunluktan ayaklarım tutmuyor. Ben dayanamayacağım, gidiyorum. Mobilyalarınıza kulak verin. Şimdi bizden 600 lira alacağınız var. Eski ürününüzü Akbudak Mobilya Plaza'ya getirin, 600 liraya kadar sayalım. Sizi yuvanıza, yepyeni koltuğunuzda uğurlayalım. Akbudak Mobilya Plaza'ya gelenin 600 lirası cebinde kalıyor. Üstelik 12 aya varan taksit imkanlarıyla. Akbudak Mobilya Plaza, belediye civarında. Tahinli, tahinli olalı, ekmek, ekmek olalı, böyle lezzet görmedi. Ramazan ayına özel taş fırında pişen Ramazan tahinlisi Resso'da. Ayrıca özel ekmek çeşitlerinden kepekli ekmek, cevizli ekmek, zeytinli ekmek, domates ve biber kurulu ekmek çeşitleri de Resso'da. Bu tatlar aklınızda kalacak. Resso, afiyet olsun. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nde son gün. 31 Mayıs 2016 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi birinci taksit ödemesini süresi bitmeden Ereğli Belediyesi'nden ve www.ereğli.bel.tr internet adresinden yapabilirsiniz. Yatsı namazı sırasında meydana gelen 4.6'lık deprem can kaybına neden olmadı ama Bingöl'de büyük paniğe yol açtı. Arkadan nereye gittin? Çarşıya. Deprem oldu abi bugün. Burası böyle yıkıldı falan abi. Bingöl'de saat 21.57'de merkez üssü Ilıcalar beldesine bağlı Yeni Başlar köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremde 1997 yılında inşa edilen Ilıcalar Mahallesi Merkez Camii'nde hasar oluştu. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sebebiyle Merkez Camii'nin kolonlarında çatlamalar oluştu. Yasin namazını kıldık, 8 rekat teravih namazını kılıyorduk, salam vermedik, baktık alttan bir ses geldi. Sallandı, millet salam vermeden birbirimize baktık. Yavaş, hepsi dışarı yavaş çıktık. Komple millet dışarı çıktı. Depremin meydana geldiği esnada teravih namazı için saf tutan cemaat büyük panik yaşayarak camiyi terk etti. Deprem oldu, camideydik işte. İkinci rekattaydık.
Öyle bir susalandı yani hala dizlerim titriyor. Selam bile vermeden kaçtı. Geldiğimde iş yerine baktım, malzemeler darmadağın, her bir şey bir tarafta. Allah bir daha göstermesin yani. Vatandaşların korktuğu kadar vardı. 4.6'lık sarsıntı yüzeye yakın olduğu için çok fazla hissedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde deprem anında raflardaki tüm kutu ve malzemeler yere dökülüyor. Depremin hemen ardından beldeye giden Umke Bingöl ekibi Ilıcalar Beldesi ve Yeni Başlar Köyü'nde incelemelerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri karadan, koalisyon ise bir kez daha havadan DAEŞ hedeflerini vurdu. Genelkurmay kaynaklarından edinilen bilgiye göre Suriye'den Türkiye'ye atış yapma hazırlığında olan Katyuşa roketleriyle havan silahlarından oluşan 33 hedefe fırtına obüsleriyle atış yapıldı. Koalisyon uçaklarının da destek verdiği operasyonda Cakka ve Dudiyen bölgesinde düzenlenen 9 hava harekatında 31 DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda DAEŞ'e ait 6 savunma mevzii, üzerinde Katyuşa roketleri bulunan 6 araç, 3 havan mevzisi ve 3 tahkim edilmiş binada imha edildi. Terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'yu kana bulayan kent eylemleri ve Meskun Mahal çatışmaları tecrübesinden yola çıkan İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay, yeni özel harekat birimlerinin eğitimlerini tamamlayıp kadro sayısını artırdı. Polis özel harekat ve jandarma özel harekat timlerinin sayılarının önümüzdeki yılın sonuna kadar toplamda 40 bine ulaşması hedefleniyor. Habertürk'ün haberine göre sayıları 7800 olan pöhler, eğitimleri tamamlanan 5000 polisle 12800'e ulaştı. 4000 özel harekat polisi de eğitime başladı. Bunların da eklenmesiyle yıl sonunda polis özel harekat timleri 17000'e ulaşacak. Meslek içi katılımlarla 20000 kişilik bir özel tim oluşturulacak. 12.500 olan jandarma özel harekat taburlarının sayısı da 13.500'e çıktı. Eğitimi tamamlanan 4.000 JÖH'ün katılımıyla bu sayı yıl sonu 17.500 kişiye ulaşacak. JÖH'lerde de hedef 2017'ye kadar en az 20.000'e ulaşmak. Diğer yandan özel harekat timlerinin silah, teçhizat ve zırhlı araç donanımları ve kabiliyetleri de artırılıyor. Bu amaçla polis ve jandarmanın Meskun Mahal'de sniper saldırılarına karşı koyabilmeleri için 200 adet 40 mm bomba atabilen, 6 kez üst üste seri atış yapabilen tamburalı bomba atar silahı satın alındı. Yine Meskun Mahal'de ve kırsalda kullanmak üzere zırhlı araçların üzerine monte edilen ve seri bomba atışı yapan MK-19 makinalı bomba atarlardan da satın alındı. Bu silahları Suriye'de YPG saflarında savaşan ABD özel kuvvetleri de kullanıyor. Türkiye YPG arması kullanan Amerikan askerleri konusunda ABD'ye büyük tepki göstermişti. Türkiye'nin son dönemdeki insansız hava aracı üretimindeki başarısı nedeniyle dışarıdan İHA alınmayacağı, il ve ilçelerin tam zamanlı olarak izlenmeye başlandığı açıklandı. Two nice punches, a bit of alley shuffle there. Quarry just can't get past him now. Tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen Ali, geçtiğimiz cuma günü 74 yaşında hayatını kaybetmişti. Başbakan Erdoğan, perşembe günü gerçekleştirilen cenaze namazı ve dua törenine katıldı ancak cenaze töreninden önce ayrılarak Amerika'ya yaptığı ziyareti kısa kesti. Muhammed Ali, İslami geleneklere göre yapılan cenaze merasiminin ardından doğduğu Louisville'de toprağa verildi. Efsanenin cenazesi 1960'da Olimpiyat altın madalyasını kazandığı kutlamaların yapıldığı aynı sokaktan geçirildi. Güzergahta toplanan binlerce kişi efsane boksöre son kez sevgi gösterisinde bulundu. On binlerce Muhammed Ali hayranı efsane boksörü son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Dünya medyası cenazeyi saniye saniye aktardı.
Halka kapalı olarak yapılan defin işleminden sonra KFC Yum Center'da farklı dinlerden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen anma törenine geçildi. Tören için yaklaşık 18 bin adet ücretsiz bilet dağıtıldı. Biletler yarım saat içerisinde tükendi. Muhammed Ali'nin isteği üzerine İmam Hamza Abdülmalik Kur'an-ı Kerim okudu. فَإِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Töreni Amerika'daki Müslüman cemaatin liderlerinden Zahid Şakir yönetti. Ailesi ve dostları Muhammed Ali'yi anlatan ve anan konuşmalar yaptı. Clinton. Eski Amerikan Başkanı Bill Clinton'ın konuşmasında ülke tarihinin en çok saygı duyulan şahsiyetlerinden biri olan Muhammed Ali'yi insanlığın ortak değerlerinin evrensel bir savunucusu olarak da niteledi. Amerikan Başkanı Barack Obama ise en büyük kızı Malia'nın mezuniyetine katılacağı için cenaze törenine katılamadı. Ancak gönderdiği video mesajda Muhammed Ali için "Bu hafta kahramanımı kaybettim. Onu izleyerek büyüdüm. Başarılarıyla kişiliğimi şekillendirdim." dedi. Obama Beyaz Saray'da sakladığı Muhammed Ali hatıralarını paylaşırken duygulandı. Boksörün kendisine hediye ettiği ve hayatını anlatan kitabıyla Muhammed Ali'nin eldivenlerini gösteren Obama, "Bunları sizin için getirmedim. Yıllardır Beyaz Saray'da muhafaza ediyorum." diye konuştu. He was one of a kind. And in my book he'll always be the greatest. God bless him. Kariyeri boyunca 61 maçın yalnızca 5'ini kaybeden ve 37'sini nakavtla kazanan Muhammed Ali, yıllarca Parkinson hastalığıyla mücadele etmişti. Kameralar genç kadının 6. kattan düşüşünü böyle kaydetmişti. Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren bu olayın kahramanı kadın hayata tutunmayı başardı. 6. katta oturuyorum. Alt market 7. kat sayılıyor. Böyle bir olay yaşadık. 21 Şubat'ta oldu. 3,5 ay oldu yaklaşık. Köyde sağlık evinde çalışan hemşire Hayriye Keleş, iki çocuğunu daha iyi koşullarda yetiştirebilmek için şehir merkezine taşınmaya karar verdi. Şahinbey ilçesi Akkent mahallesindeki evine yerleşti. Zaten elim olayda burada yaşandı. Buraya taşındım. Cam silmek istedim. Evimi temizlemek zorunda kaldığım için. Cam sildiğim esnada cam kapısı bana doğru kapanınca elim arasında kaldı. Elimi bırakınca aşağıya düştüm. 21 Şubat 2016 tarihinde yaşanan o anlarsa apartmanın altında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedilmişti. Sonrasında tedavi süreci zorlu geçti. 27 yaşındaki hemşire Gaziantep Hastanesi Tıp Fakültesi'nde iki kez ameliyat oldu. Her iki diz kapağımda, sağ ayak bileğimde ve sol dirseğimde kırıklarım var. Normal bir kırık değildi, multipildi yani parçalı kırıklardı. Ameliyatım çok zor oldu. 10 saat sol bacağımla sol dirseğim 10 saat sürdü. Diğer sağ bacağımsa 6-7 saat ameliyatım sürdü. Sonrasında tekrar yoğun bakımda kaldım. Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra vücudundaki çok sayıda kırığın alçıya alınmasıyla taburcu edilmişti. Tedavi sürecinde çok zor günler geçiren iki çocuk annesi Hayriye Keleş, bu kadar kısa sürede tekrar ayağa kalkabileceğine kendi bile inanamıyordu. Sonra fiziğe başladık. İlk geldiğim sıralarda gerçekten yürüyebileceğimi ya da kalkabileceğimi aslında düşünüyordum ama hep bir tarafta bir soru işareti oluyordu. Kalkamam, yürüyemem diye çok düşündüm. O beni çok korkutuyordu. Önce Rabbimin sonra Ekrem Hoca'nın sayesinde şu an Walker'ı bile atmış durumdayım. Hayriye hemşire o kazanın ardından 12 katlı evden taşındı. Ama 3. katta oturması bile tedavi sürecinde onu ve ailesini epey hırpaladı. Eşim beni sürekli kucağında taşımak zorunda kaldı. Sadece tek kişiyle değil 2-3 kişiyle beraber taşınmak zorunda kalıyordum. Acı çekiyordum. Ben acı çektikçe herkes de acı çekiyordu. Çocuklarım her gün eve gittiğimde anne kalkıyor musun, artık yürüyecek misin diye sorular soruyordu. Bu zaten benim psikolojimi mahvetmeye yetiyordu. Olaydan 45 gün sonra fizik tedaviye başlayan genç hemşirenin en büyük yardımcısı fizyoterapisti oldu. Yoğun bir manuel terapi ve fizyoterapi sonrası işte yaklaşık 6 haftadır bir tedavi uyguluyoruz. Bu tedaviler sonrası şimdi hastamız bu şekilde gördüğünüz gibi. Hayriye hemşire 2 aylık fizik tedaviden sonra artık zorlansa da yürüyebiliyor. Birkaç hafta sonra ise hiç kimseye ihtiyaç duymadan hayatını devam ettirebilecek hale gelecek. Aydoğanlar Kuyumculuk Şube 2. Sektörde 20 yıldır sizlerleyiz.
Altınbaş, Asos, Atlantis, Koçak Gold, Diva, Pera, Anabayi, Aydoğanlar Kuyumculuk. En özel günlerinizde hep yanınızda olduk. Sizi düşündük, sizinle var olduk. Artık ikinci şubemizde de tek hedef olarak gönlünüzdeki yerimizi büyütmeye kararlıyız. Pırlanta çeşitleri, bay bayan saat çeşitlerinde Romanson, Quantum, bilezikte son çıkan modeller, Allianz'da sayısız seçenekler. Bir ömür boyu mutluluğun simgesi Allianz'da pek çok modeli beğeninize sunuyoruz. Her kesimden çiftlere hitap eden Allianz çeşitleri ve daha birçok model Aydoğanlar Kuyumculuk 2. Şubede. Altın ve pırlantada yıllardır bizleri tercih ettiniz. Güvendiniz, güveninizi boşa çıkarmamak için çalışmaya, çok çalışmaya, sizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Aydoğanlar Kuyumculuk, Ali Aydoğan, Merkez Adres Cumhuriyet Caddesi numara 1. Şube adres Hamam Caddesi Ticaret Odası yanı. Telefon 0332 710 20 30. Zirai mücadele ilaçları, tohum ve makine bayi, Tunç Tarım. Adres Halyokuşu, Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sunar. Zirai mücadele ilaçları, tohum ve makine bayi, Tunç Tarım. Adres Halyokuşu, Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sundu. Bu akşamlıkta bizlerden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.